Dediğine göre şu anda 10 bin lira olduğu alım gücünü bugüne taşımanız, şimdi onu hesap ettim, 11.820 lira olması lazımdı. Mayıs enflasyonu hariç. Mayıs'ın da sonuna geldik neredeyse. Yani baktığın zaman 13 bin lira. 2000 liraya yakın gitti. Evet, gitti. Daha gitti. Asgari ücrete de gelince şu 17.002 lira sadece alım gücünü koruması için Mayıs enflasyonu hariç 20.095 lira olması lazım. Yani enflasyon inanılmaz bir şekilde bunları eritiyor. Aslında buradaki temel sıkıntıyı ben şöyle görüyorum. İktidarın emekliyi tanımından kaynaklanıyor. Bana göre iktidar emekliyi sosyal atık olarak düşünüyor. Sosyal atık. Ne demektir o? Atık nedir? Enerjisi alındıktan sonra dışarıya bırakılanı, nükleer alırsın içerisindekini, sonra ondan nasıl kurtulacaksın diye. Şimdi aynı şekilde sosyal atık diye bakarsan, bu primleri karşılığında bunları hak ettiğinin hesabını ortadan kalkar, ölmeyecek kadar onlara ücret veriyor. Yani bu ebrarı ekonomide uçurmakla emekliyi de aynı bu açlık sınırının altında dolaştırmak sürdürmek. Aynı tutarlı bir zihniyet bana göre. Kime nasıl istersek öyle davranırız. Ya bu emekli ölsün mü? Şimdi ben anlamıyorum. Açlık sınırı. Öyle istiyorlar zaten. Düşük maaş alan 10 bin lira. Peki bunlar acıkmıyor mu kardeşim? Onun da altı var, dul yetim aylık. Ya bunlar burada, ya birçok insandan duydum ben, erken emeklilik eleştirileri falan yapılırken, evet, işte emekli oluyorsun, 50 sene yaşıyorsun, devletten para alıyorsun falan gibi. Böyle yani emekliler bir an önce ölsün. Tabii, aktüeryal hesap zaten onun üzerine kurulmuştur. Nedir? Çalışamayacağın zamanlarla ilgili olarak onunla fon oluşturmak ve onun sana aylık almak. Yani bütün dünyada bu böyle. Sen ne yapmışsın? Öncelikle bu sistemi sakatlamışsın. 1992 yılında Demirel emekli yaşını indirir. 38 yaşına emeklilik gibi tuhaf bir şey ortaya çıktı. Sonra arada böyle işte EYT dediğimiz yapıya yol açacak olan bir düzeltme geldi. Onun kenarında kalanlar ortaya çıktı. Şimdi aynı şekilde şu da sanayicilerden de şu tarafını da söyleyeyim. Kardeşim, zamanında primlerini ödeyerek rasyonel bir şekilde emekli olanların hakkını vereceksin. Çünkü 1,5 kat falan olmayabilir ama hiç değilse aldığı onu hayatta tutacak parayı vereceksin. Primi niye ödedi bu insanlar? Yasaları değiştirmeseydiniz, değişen yasa sorun çıkartacaksa 20 yıl beklemeseydiniz. Ama seçimi kazanmak durumundaydık. Böyle bir şey olabilir mi kardeşim ya? Aktüeryal sistemi bozsun, şimdiki yapı şu. Sistemin çalışabilmesi için 4 tane çalışanın alınan primler bir emekliye geçindirecek şekilde ne? Ölene kadar. Değil mi? Bunların hepsi beklenen ömür vesaire gibi çok yani bilimsel verilerle çalışan bir sistem. Sen ne yaptın şu anda? 1,5 çalışan bir emekliye bakamıyor. Ya bunun hani matematiksel hesap, kimse kimseye bakmak zorunda değil. Tabii emekliye de kimse de bakmakla yükümlü değil. Emekliye emeklinin böyle bir ihtiyacı yok. Primini ödeyen ya insana ben ama. En yüksekten, matematik hesabı en olarak. Yüksekten verilebilecek bütün yıllarda para verdim. Şimdi bana verilen emekli maaşı sadaka diye önüme atarsan bunun bir hesabının bir karşılığı olması lazım. O zaman yani emekli olunca yıl kağıtı gibi beni çayıra bayıra sal. Ya da şimdi açıkçası hani para yok bakamıyoruz diye hani köpekleri bizi de uyut o zaman ya. Emekli de uyutulsun mu yani, nedir bu? Bakamıyorum, param yok. Yapamıyoruz. Biz artı sana, ben ona maaş verirsem bütçede şey kalmaz, imkan kalmaz diye söylem geliştiriyorsun. Var demiş, evet. Değil mi? Söylem geliştiriyorsun. Peki, para yok. Mücbir sebep olarak bütçeyi gösteriyorsun ama maşallah onun dışında arabalarına, binalarına, diğer alanlarda hiçbir şekilde bir mücbir sebep yok. Tabii yok. Diyanet İşleri Başkanı'nın altına veriyorsun bir tane Galaksi'nin en pahalı arabasını. Onlara mücbir sebep yok ama iş emekliye geldiği zaman ya bütçe kaynaklarımız bu sınırlı diyorsun. O zaman bu sosyal atık diye bakarsan bakış değişmedikçe bu yüzdelerle düzelecek bir şey değil Ebru. Bir de vergiyi de bizden alıyorsunuz. Ya, şimdi sorarım Deniz. 10 bin liralık emekli aylığına alan en düşük alanı hangi yüzdeyle çarpayım ki onu açlık sınırının üstüne taşıyabileyim? 20 bin lira dedin değil mi açlık, aşağı yukarı açlık sınırı? Tabii 20 bin lira. Yani. 20 bin liraya yaklaştı. Yüzdeden gidemezsin kardeşim. Anlayıştan gitmen lazım. Hangi yüzdeyle çarparsan eşitleyemezsin. En azından en düşük emekli maaşını yani 10 bin üzerinden arttırmaları lazım. Yani şimdi 8 bin liraysa %25 zam yaptığında 10 bin liraya çıkacak. En düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak kalacak. Kök maaşa zam yaparsın. Yani kök maaşının 8 bin liraysa
%25'ten aldığında 10 bin lira olacak. En düşüğü yakalayacak ama 10 binde kalacak. Kalacak. Şimdi yani, tabii bir de öyle bir matematik var. Ebru hakikaten emeklilerin sesini duyurmakta inanılmaz bir fark. Diğer şeyle programlardan izliyorum. En fazla sen bunu dinlendiriyorsun. Geçen hafta hocam, bunu dinlendirdikten sonra çok fazla engellilerden mesaj aldım. Geldi. Tabii. Engelliler bizim durumumuzu bir bilseniz diyor. Peki. Engelliler. Hatta bir hanımefendi diyordu, ileri derecede engelliyim diyordu. Artı diyor, ben engelliyim diye eşime de iş vermiyorlar diyor. Istırabımızı görün. Niye? Yani çünkü yani bakması lazım. Yani belirli saatlerde ona hizmet etmesi gerektiğinden dolayı. Bir sürü şirket de engelli çalışma kotasına yani ulaşmıyor. Yani tamamen yılkı atı oldu emekli. Ölüme terk edilen, git başına bu ne yapacak? İstersen git çöpten şey topla. Pılık pırtık elbiseler giy. Ya da ha bu arada istersen tatile şu kadar ucuz gidebilirsin. Ya bu hakikaten alay etmenin ötesinde bir şey. Evet, bu. O tepki çok bu bence çekmiş. Hakaret. Yani hakaret olarak şöyle, kabul edilmiş. Şimdi Sayın Bahçeli diyor ya hep böyle kızdığı zaman Tony, Johnny, Hans vesaire falan. Yani gerçekten Tony, Johnny, Hans gelecek bizim kıyılarımızda 5 yıldızlı otelde emekli maaşıyla tatil yapacak. Biz KYK'ya. Bizim şeyde emeklilerde Hasan, işte Ayşe, Mehmet, Fatma, onlar da siz KYK yurduna gidin bir hafta kalın. Tabii. 5 yani gün. Bu beş nedir gün. Yani? Bir hafta da değil 5 gün. Beş yılda nasıl beş gideceksin oraya? Nasıl ulaşımı nasıl olacak? KYK'ya niye gideyim? Altında mı üstünde mi yatacaksın? KYK'ya niye gideyim? Hangi nerede banyo yapacaksın? Evet. Asansörü kullanırsan bozulur mu acaba? Evet. Ya, KYK yurtlarında biliyorum orada da kalmışlığım vardır ama çalışan birisi için olabilir geçici olarak ama tatil için oraya gidilmez kardeşim. Vallahi iş için kalırsın. Işte, yani tabii böyle bir durum olmayacak da gayet hayali bir şey söylüyorum. Babamı üstteki ranzaya tırmanırken düşünüyorum. Yani değil mi? Düşünemiyorum hadi sonra. Benim arkadaşım da diyor. Acaba diyor aşağıda mı yukarıda mı yukarı nasıl çıkacaklar ki diyor. Şimdi beş şey mi diyorlar ya artık yeni yurtlarda şey yok, ranza yok, hep tek yatak, şey tek katlı yataklar var falan diye. Birçok yurtta var. Ama nasıl olacak şimdi? Geçen bir görüntü en iyisini gösterdin sen geçen yayında. Kayseri, Çankırı. Kayseri'deki. Ama orada başka bile bir odada 4 tane yatak var şimdi. Annemle babamı gönderdim, kimle kalacaklar? Kimle kalacaklar? 4 kişi aynı odada. Yani bir de yurtlarda. Ama en iyisi dağ başında. Bir de oradan çıkıp bir yere gitmeye kalkarlarsa feci. Tabii tabii. Çocuklar otostopla falan gidiyorlarmış ki çekmeleri. Yalnız bu KYK seçeneği diyeyim. Emekliye verildi ya böyle bahşedildi. Hocam sosyal teniste de gidebilirsiniz. Sosyal medyada bunu savunan insanlar var. Ben bunu anlayamıyorum. Ya, o kayıtsız şartsız hükümeti savunan troller var. Onları düzeltmek imkansız. Yani ya ne kadar çoklar ama. Ya adam devleti soymuş. Mesela biri bir bürokrat ya da şey kanıtlanmış yargı mesela. Ya İnanır mısın bir şey paylaştım hani şey köpek itlaf ekibinden uyutma ekibine diye sosyal medyada yani bunları niye öldürüyoruz? Parasızlıksa kaynak da üretebiliriz. Önce şey dedim sadece TRT payı sonra o kaldırıldı. Başka alanlardan oraya baktırabilirsin. Bu Diyanet'in altındaki arabaları boş ver. Onun benzer arabaları satarak da bunların şeyini verebilirsin diye. Altına öyle enteresan yorumlar geldi ki. Popülistsin sen işte ne bileyim sen köpek hayvan sevmiyorsun aslında bilmiyorum falan filan diye. Ya ne kadar çok iblis var dedim. Niye bu kadar ölümü kutsuyorsun? Yani da, buraya gelmeden önce şeyi bekliyordum. Çözemedik bakamadık öldürelim. Yani bu iktidar ölüm mangası gibi Ebru. Şimdi para yok emekli ölsün. Değil mi? Para yok. Yani. Para yok köpekleri uyutalım. Para yok 112 kapatılsın. Bir de bugün Sözcü Gazetesi'nde benim ilgimi çeken tuhaf bir haber vardı. Ya 112'yi tasarruf tedbirleriyle kapatır mısın? Onu da soracağım. Şaka önerir herhalde misin? Ben dün çok yaptım doğru ama öyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Değil vatandaşın mi sağlığı, vatandaşın parası, vatandaştan habire SMS tasarruf, vatandaşın arabası, servisi, evet, vatandaşın habire lojmanı. Yani kendi yaşasın diye 112'si, kendi yaşasın diye bütün herkesin ölmesini Allah isteyen Allah bir yaklaşım Allah olabilir ben, mi ya? Ben, bu, niye bu biz Deniz? Bu yayında söylüyorduk 1 Nisan'dan itibaren fırtına gibi bir gelecek şey dedi, gelecek diyorduk. Geldi işte. Geldi işte. Ya sadece vatandaş değil, iş dünyasını da acayip şey yapmışlar, çökmüşler. Bugünkü yazında vardı. Bütün düğmeler aynı anda bastı. Evet, evet. Şimdi o senin yazdıklarını ben Anadolu'da yaşıyorum birebir. Onun örneklerini de getiriyorum. Bugünkü yazım da zaten üzerine. Kayıt dışının kulağı kapıda. Her an tabii, kapınız tabii çalınabilir. Tabii. Evet, bugün onu yazmışsın. Niye çalınabilir? Benim paraya ihtiyacım var.
Lüksümden, uçağımdan, oradan buradan fedakarlık yapamayacağım. Emekliden de ancak bu kadar sıkabildim. Artık bir şey çıkmıyor ondan. Değil mi? Çıkamıyor. Artık çıktı. Yani olsa, çıksa olsa, yapacağım, onu da yapacağım. Yani sevdiğimden dolayı değil. Ama i̇şte çıkmadığından... Canını çıkarmaya çalışıyorum. Evet. Yani ama çok yani onu sevdiğimden onu dolayı değil. Çıkamıyor da. Peki ne yapacağım? İş dünyasının kapısını çalacağım. Nedir? Yani bana bu çok tuhaf geliyor. Şimdi üreten, bunu şeye katan, ekonomiye katan insanları eğer elinden alırsan bir müddet sonra onlar üretemez hale gelirler. Büyüme rakamlarını bekliyoruz. Büyümenin karakterini göreceğiz şimdi. Cuma günü gelecek. Cuma günü gelecek. Göreceksiniz. Yani tüketerek büyümüş bir iktidardan söz, bir ekonomiden söz ediyoruz. Tüketerek büyüme nedir? Kalitesiz büyümedir. Tüketerek büyüme nedir? Tükettiğin şey tükenince sen de tükendiğin demektir. Şimdi üreterek büyümek yerine bu enflasyonu çözme noktasında tüketerek büyüyen bir yapı içerisinde sen kimi tükettiğin de önemli. Sana bir şey olmuyor. Biz tükenmişlik sendromu içinde ya bizim, yaşıyoruz. Bizim kaderimiz tükenmez kalemle mi yazılmış kardeşim ki demiş. Tükenemez. Yani, sürekli bize. Biz kurşun kalemle yazılmış. Siliyorlar bizi. Ya bu, yani mesela, tükenmez kalemle yazılsaydı kalırdık. Tükenmezdik ha, yani. Tükenmezdik diyorum. Ha, kurşun kalemle yazmışlar siliyorlar şimdi. Hocam bu arada emeklilere devam edeceğim de orada başka bir bilgi daha var. Türk Hava Yolları ile ilgili bir bilgi notunu unuttum ben. Sözcü gazetesinde Deniz Ayhan'ın haberiydi bu. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı veriliyor biliyorsunuz. Gerçi bu ücretler sınırlandırılacaktı ama bazı şirketler buna dahil değil. Şimdi mesela tasarruf nereye uğruyor, nereye uğramıyor diye baktığınızda bu yönetim kurulu üyelerinin maaşları 103 bin liraya çıkmış. Yani maaşları değil, huzur hakları. Huzurlu, daha huzurlu yaşasınlar diye. Maşallah. 4 kez de, daha bitmedi bu ücretler, yılda 4 kez de ikramiye olarak veriliyormuş. Yani evet. Yani ne kadar artış olmuş? Yılda 16 tane huzur hakkı alıyor demek. Evet, geçen yılın ikinci yarısında 62 bin lira olmuş. Şimdi 103 bin liraya çıkmış. Bayağı bir artmış yani neredeyse yarı yarıya. Bir de zaten maaşları yüksek onların. Yani geçen 62 bin lira alıyorlarmış geçen sene. Bu sene 103 bin lira olmuş. O huzur hakkı. Huzur maaşları hakkı zaten yöneticilerin en düşük maaşları evet, 350 bin lira falan galiba. 1 milyon 648 bin lira sadece yılda huzur hakkı alıyorlar. Allah Allah. Evet. Gerçekten. Bu emekli cümlesiyle bunu yan yana konunca tam oksimoron oluyor ya. Yani hemen akabinde emeklinin maaşından söz edince harçlık gibi oluyor değil mi? Bahşiş gibi duruyor. Tabii ya. 10 bin lira ne ki? Yani biz huzurlu, bayağı da insan alıyormuş huzurlu yani. Yöneticilerimizin yani adam, bahşişi gibiyiz emekliler. Adam bir toplantıya katılıyor, 103 bin lira alıyor. Evet. Sen ömrün boyunca çalışıyorsun, emekli oluyorsun. 10 bin lira. Sana 10 bin lira veriyorlar, onda biri. Eşini kaybetmişsen 7 bin lira. Tabii. Mahallen emekli olmuşsan 4 bin, 5 bin lira. 5 bin lira alıyorsun. O gün dün Tan Doğan Meydanı'nda yaşlı bir teyze anlatıyor. 4 bin lira geçiyor elime. Engelli çocuğum var. İşte akşam pazarlarına gidip atıkları toplamaya çalışıyoruz. Kolu komşu desteğiyle yaşamaya çalışıyoruz. 4 bin lirayla ne yaşayacağım? Doğru. Zor, i̇şte derme çok zor ya. Bir evimiz yani, var. O kadar şey ki yani. Fiyatlar da artıyor sürekli. Hayat pahalılığı kontrolden çıkmış. Peki bu sürer mi Deniz? Ya ben kötü bir noktaya doğru gittiğimiz kanaatindeyim. Yani şöyle yapıyorlar, iş dünyasının da elini kolunu bağlayacaklar. Tam böyle bir stagflasyon şeyine gireceğiz, duracak yani. Ya kaç gündür iş insanları dinliyorum, kazanmadığımız paranın vergisini topluyorlar diyor. Evet. Şimdi mesela ben çok anlamadım o işlerden. O da yakaladığından. Ya bir KDV 1, KDV 2 şeyi varmış. İşte biri yatırıyormuşsun, bir süre sonra 2'yi yatırıyormuşsun. Şimdi 2'yi önceden almışlar. İkisi üst üste biniyormuş vesaire. Dün bir iş insanı dedik ya 5 milyon lira ödedik dedi. Yani normalde 3-4 ay içinde ödememiz gereken şeyi. 90'lı yıllarda ben peşin vergi olarak bunu görmüştük. Daha kazanmadığından senden önceden vergi alıyor. Çünkü katrilyonlarla ifade edilen bütçe açığı var. Şimdi sıfırları attık, trilyonlarla ifade edilen bütçe açığı var. 2.7 öngörülen trilyon. Şimdi yeni gelen yapı içerisinde iş dünyasının kapısını çalarken onlardan istedikleri paralara bakıyorsun kardeşim. Ayakta kalması mümkün değil. Bir de bir şey daha geldi en son olarak. OECD ülkelerinde uygulanıyor. Biz de niye yapmayalım diye. Asgari kurumlar vergisi. O da çok şey, ondan da çok şikayet geliyor.
diyor ki kardeşim asgari zarar, şöyle diyor. Ebru Baki diyor, sen iş insanısın. Zarar etsen de, kar etsen de ben senden minimum %15 kurumsal vergi, evet, kurumlar vergisini alacağım. Daha fazla olursa onun için yine geleceğim. Ama zarar etsen bile ben senin kapındayım, gelip bunu senden alacağım. Niye? Çünkü ben paraya sıkıştım. Niye? Yandaşlar, candaşlar aç mı kalsın kardeşim? Ama bu arada istisnalarım var, kayırdıklarım var, vergi almadıklarım var, kayıt bir dışı var, onlar önemli değil. 1,5 trilyon lira, 1,5 trilyon lirayı sildim zaten. Kaç? Bu sene 1,5 trilyon liralık vergiden vazgeçtim demek. Ama neden vazgeçmedin? Arkadaşlardan vefasızlık olur onlara. Onlardan vazgeçemiyorum. Valla ben daha bugüne kadar, siz soruyorsunuz ya, ben de sizden sonra başladım. Tanıdığım bütün iş insanlarına soruyorum. İstisna geldi mi ya da vazgeçilen verginiz oldu mu? Daha rastlamadım. Ben Ebru'ya sordum ilk olarak. Senin silindi senin mi vergin? Senin çevrende yoktur. Silinmedi dedi bana. Hayret, yok, benim işte, de silinmedi işte, vergin. Benim 100 liram bile silinmiyor. Faizde biniyor. Onlara... Yani ben herkese soruyorum. Silinen etrafımda çıkmadı daha. Çıkmadı değil mi? Peki bu 1,5 trilyon nereden silinmiş? Evet, evet. Yani bizim radarımız acaba dışında. Acaba mesela Ulaştırma Bakanı uçağına bindi diye o beyefendilerin ne kadar vergisi silindi yani? Tabii. Leipzig. Evet. Evet. Seyahati, bir konferans. Evet, Parmigiano gibi. Parmigiano yani, gibi. Söylemesi zor.